Babacım işte Kadıköy'deydik. Ondan sonra girdim orada şeye, eczaneye. Eczaneden alışverişimi yaptım. Babam beni alacaktı, onu bekleyecektim. Oturdum eczanede, iki tane sandalye var zaten. Birine oturdum, bir tane de ufak bir kız. ESC'de oyun durmuyor. Liseli falan Gerizekalı. herhalde. Ufak bir kız vardı. O da alışverişini yapmış. O da oturdu böyle yanıma. Ama kız portatif, katlanabiliyor. Hakikaten şöyle çantasını aldı, böyle katlandı kız. Böyle katlandı. Falan sesler geliyor böyle kızdan. Tam o sırada telefonu çaldı. Açtı kız telefonunu. Babası. Babası dedi, işte babası ne dedi bilmiyorum da kız şey dedi. Aa dedi, baba aldım İnanmıyorum. ilaçları dedi. Ama buradan çıkamıyorum dedi. Çok üşüyorum, titriyorum, gidemiyorum dedi. Otobüs de geçmiyor dedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Eczanede dedi. Kaldım dedi. Kız böyle konuşuyor babasıyla. Eczanede kaldım baba, işte buradan çıkamıyorum. Babası da işte herhalde. Ondan sonra tamam baba, tamam dedim. Bilmiyorum, yapacağım bir şeyler dedi. Kapattı kız telefonu. İki büklüm böyle. Titriyor da. Ateşi çıkmış belli. Titriyor böyle. Kapattı kız telefonu. Ben de bakıyorum ne yapacak diye. Kalkacak mı, gidecek mi? Oturuyor öyle. E ben de oturuyorum. Babamı bekliyorum. Böyle bir 60-70 saniye geçti. Dayanamadım. Korkuyorum da ya. Korkuyorum çünkü. Genç kız. Yanlış anlayabilir. Korka korka omzuna dokandım. O Samarkand. sırada zaten iki büklümdü. Zaten iki. Omzuna dokundum korka korka. Şimdi dedim, ben dedim nereye gideceksin? Deyince cevap vermedi. Önce bir korktu. Ne oluyor amına koyayım? Tacizci midir, tecavüzcü müdür? Tövbe estağfurullah. Sakala tipe bak. Puh falan dedi herhalde. Dedim kızım sen nereye gideceksin? Ondan sonra böyle biraz baktı herhalde tipimden tecavüzcü olmadığımı anlayınca şeye gideceğim dedi. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gideceğim dedi. Sağlık ocağından ilaç yazmışlar herhalde. Onu almış. Hastaneye gidecek. Evine yakın hastaneymiş orası. Dedim kızım böyle niye gidemiyorsun dedim. İşte orada köprüde çalışma mı varmış? Bir şey varmış. Gitmiyor abi dedi otobüsler. Ya dedim olur mu öyle şey? Kalk dedim taksiye bindirem seni git dedim. Git dedim taksiye bindirem git. O sırada da yağmur yağıyor. Bık bık dedi. Ya dedim hadi yürü gidiyoruz ya. Böyle hasta hasta ne yapacağım burada oturacaksın ne yapacaksın dedim. Baban nerede dedim. İşte anan nerede? Annem Şile'de dedi. Dedim gel hadi gidiyoruz. Çıktık. Abi taksiler durmuyor. Rassamaha. Yağmur yağdı ya. Abi dedi şurada dedi ileride taksi durağı var dedi. Tam böyle İş Bankası'nın orada var ya. Gittik. Taksi yok. Bekliyoruz. Taksi durmuyor. Yola çıktım böyle böyle yapıyorum herkese durmuyorlar. Hepsi dolu anasını satayım. Ondan sonra bir tane teyze geldi yanıma 50 yaşlarında. Teyze diyor ki bak o teyzeyi tanıyacak hepiniz. Hepiniz tanıyacaksınız. Teyze dedi ki bak ortada taksi yok ha. Ortada taksi yok. Sadece ikimizin de taksi beklediğini biliyor kadın. Tam o işte bankalar var ya yan yana. İş Bankası, Garanti, Maranti. Tam orada. Tam orada. Teyzeyle bekliyoruz. Teyze durdu şey dedi. Ortada taksi olmamasına rağmen. Evladım ben bileyim de gideyim. Gel durarsa taksi ben bileyim de gideyim evladım dedi. Şöyle baktım. Çok da yaşlı değil. 50 yaşlarında bir teyze. Teyze dedim ben de kendim için istemiyorum dedim. Burada dedim hasta bir genç kız var dedim. Titriyor ateşinden. Havale geçirecek. Binsin hastanesine gitsin dedim. Ama evlat falan. Allah teyze bak beni zorlama. Ben İstanbullu değilim bak. Sikerim belanı teyze. Yapma teyze. Teyze dedim olmaz öyle şey falan. Ulan gelmiyor. Yağmurun altında böyle bekliyoruz kızcağızla. Dedim kızım sen binanın altına gir de dedim. Gelirse koşar gelirsin falan. Neyse ondan sonra Cağ teyze spam şu an. Ondan sonra dedim ki kızım gelmeyecek bu. Ben dedim Uber çağırayım. Ama dedim Uber'de de benim kredi kartım kayıtlı değil. Çağırayım. Ben parayı sana vereyim git dedim. Abi çok iyisin işte eyvallah falan teşekkür ederim ya kusura bakma falan filan. Ya dedim benim de vaktim boşsa ben de babam bekliyorum trafik var. Hani babam gelecek ben de onu bekliyorum işim gücüm yok dedim ne olacak dedim. Neyse çağırdım Uber'i. Rassamaha. Çağırdım Uber'i işte. Bekliyoruz kız şey dedi. Abi dedi bir şey soracağım dedi. He dedim. Sen dedi Cahre'ye ne benziyorsun? Sen Cahre'yi misin dedi.
Evet dedim, ben cariyenim dedim. Ya abi ondan bakıp bakıp duruyorum ben de, ama dedi işte hani ateş başıma mı vurdu, benzetiyor muyum emin olamadım dedi. O çok ateşi vardı. Evet dedim, benim tam o sırada bir tane çocuk geldi, abi fotoğraf çekelim falan, fotoğraf çekildik falan. Ondan sonra o çocuğu gören kim lan bu diye baktı, tanıyanlar da caho caho sırayla böyle. Herkes fotoğraf çekiliyor. Kız durdu böyle, Uber'in gelmesine de 6 dakika falan var. Abi dedi, bir fotoğraf da ben çekilebilir miyim? Çünkü kızım dedim, niye çekilmiyorsun? Kızım da fotoğraf çekildik. Sonra Uber geldi. Çok trafik vardı ama Uber gelemedi. Aradı beni, abi dedi, PTT'nin önüne gelir misin? Dedim bak, bir ufak kız çocuğu yolluyorum, onu alacaksın dedim. PTT'nin önüne yolladım kızı. Gitti, ben de babamla arabaya bindim gittim. Böyle saçma sapan bir gündü ya. Ama en çok o teyzeye kilitlendim ben ya. Of teyze ya. Ya evladım ben binem, ben binem evladım, ben binem. Bana, niye teyze ya? Çocuk hasta diyorum, gösteriyorum, bir de kız yanımda böyle. Şöyle yani, ayakta şöyle kız. Şu şekilde. Böyle kapanmış zaten iyice. Yağmur da yağıyor. Titriyor kız. Teyze hala böyle baktı kıza. Ben bileyim, gelirse ben bileyim. Ben yaşlıyım, ben yaşlıyım evladım falan diye. Teyze ya, niye ya? Niye ya? Ne olur yani? Aa, böyle bir hikaye işte ya, saçma sapan bir şey geldi başıma. Aradım ama sonra Uber'ciyi. Bindi mi dedim, bindi dedi. İyi dedim, tamam. O teyze otobüste uyuyan çocukları kaldıran, delici bakışlar atan teyzelerden işte. Evet abi, tam o işte, tanıyorsunuz dedim ben size, siz tanıyorsunuz. Ben çok iyi tanımıyorum, İstanbullu değilim de internet mimlerinden tanıyorum yani az çok. Minibüste ayağım sakatken beni kaldırmaya çalıştılar. İşte o teyze. Tam olarak o teyze arkadaşlar. Evet. Evet, doğru tanıdınız. Evet, hepinizi tanıdığı teyze.